Şimdi Sayın Abdullah Öcalan'ın biliyorsunuz konumu herhangi bir tutuklu, herhangi bir tutsak değil. Sayın Abdullah Öcalan Orta Doğu'da, Türkiye'de özellikle, genelde Orta Doğu hatta diyebiliriz dünya siyasetinde çok stratejik bir konuma sahiptir. Çok önemli bir konuma sahiptir. Dolayısıyla Sayın Abdullah Öcalan'ın fikirleri, Sayın Abdullah Öcalan'ın düşünceleri, Sayın Abdullah Öcalan'ın Kürt meselesi, dünya politikası, Orta Doğu, Suriye, Irak, Federe Kürt bölgesi, Rojhelat bir bütün olarak düşündüğümüzde diyecekleri sözlerinin önemli etkileri ve sonuçları olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Sayın Abdullah Öcalan İmralı özel tutuk evinde kaldığı günden bugüne bu şekilde bir ısrarlı bir şey sürdürülüyor. Bir tecrit politikası sürdürülüyor. Biz buna şey tecriti diyemeyiz. Yani böyle alelade bir hukuk tecriti olarak bunu ortaya koyamayız. Çok derinlikli, çok kapsamlı, çok planlı bir tecrittir bu. Avukatlarının sanırım yanlış değilsem 2004 yılında yaptığı bir başvuruda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bireysel başvuruda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ömür boyu sürecek bir cezaevi uygulamasının bir tutsaklığın insan haklarına özellikle de işkence ve kötü muamelesi bağlamında hak ihlali olduğuna hükmetmiştir. Ve sözleşmeci hükümet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de bu konuda yasal düzenleme yükümlülüğü altına koymuştur. Fakat maalesef Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin icra organı olan Bakanlar Konseyi bugüne kadar üzerine düşen vazifeyi yerine getir. Avrupa Konseyi üzerine düşen vazifeyi yerine getirmemiştir. Böyle olunca tabii sözleşmeci hükümet bu şeyden cesaret alıyor. Yani bu ihlal kararını, ihlal ısrarını sürdürmektedir. Ne kadar işte siyasi çevrelerin, HDP'nin ve benzeri Kürt oluşumlarının sağduyulu çağrıları, hükümete olan çağrıları hiçbir şekilde karşılık bulmamıştır. CPT, İşkenceyi Önleme Komitesi defalarca İmralı Adası'na ziyaretler gerçekleştirmesine rağmen bu konuda kamuoyu ile tatmin edici raporlarını kamuoyundan dahi saklamıştır. Doğru düzgün açıklama gereği duymamıştır. Aslında diyebiliriz ki İmralı sadece ulusal bir sistem değil. İmralı sisteminin bir uluslararası boyutunda olduğu akla gelmektedir. Çünkü yani dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sistem oluşturulmuş orada. Ailesinden, avukatından, çevresinden, vasisinden, dış dünya ile her tarafla irtibatı kesilmiş. Umut hakkını zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi umut hakkı kavramını ortaya atmıştır. Umut hakkı bir kişinin yani ömür boyu cezaevinde bulundurulmaması. Yani aslında ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bir nevi şeydir. İdam cezası gibi bir cezadır. Yani idam cezasıyla kişinin yaşam hakkı o anda sona erdiriliyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bundan daha ağır sonuçları doğuran, hukuki ve toplumsal, kişisel sonuçlar doğuran bir uygulamadır. Çünkü ömür boyu süren bir idam süreci devam etmektedir. Bu başvuru yapılınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun doğal bir insan hakkı olduğunu, herkesin bir tutsağın, ömür boyu hapis cezası yükümlüsü olan herkesin umut hakkının olması gerektiğine hükmetmiştir. Dolayısıyla yani Sayın Abdullah Öcalan ve Sayın Abdullah Öcalan gibi hukuki pozisyonda olan bütün tutsakların umut hakkı bulunmaktadır. Bunun için de Türkiye'de bir yasal düzenlemenin yapılması gerekir. Zaten Sayın Abdullah Öcalan hakkında ki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Türk hukukuna aykırı bir uygulamadır. Çünkü Sayın Abdullah Öcalan 2005 yılındaki ceza mevzuatı değişikliğinden önce hüküm giymiş. Normalde o dönem 2005 yılından önce hüküm giymiş olan bütün tutsaklar 30 yıllarını cezaevinde geçirmek suretiyle infaz sürecini tamamlamaktadırlar. Fakat Abdullah Öcalan az önce başlangıçta da ifade ettiğimiz gibi özel durumu gereği Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem kendi iç hukukunu hiçe saymıştır hem de uluslararası hukukun bütün prensiplerini çiğneyerek, yok sayarak, görmezden gelerek Sayın Abdullah Öcalan'a özel bir infaz düzenlemesi ve ağırlaştırılmış
ceza uygulamasına düzenlemesi yaptı. Yani tamam. işin başından itibaren aslında bir hukuki çıkmaz vardı, hukuki terslik vardı, bu işin temelinde vardı. Evet, bu tanımlamalar aslında çok yerinde tanımlamalardır. İmralı işkence sistemi denildi baştan itibaren. Zaten bu uluslararası yargı kararıyla tescillenmiş bir isimdir. Yani başta işin en başında hukuki çevreler bunu bir hukuki görüş olarak ortaya attılar. Fakat bu hukuki görüş şu anda bir yargı kararına dönüşmüştür. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de bağlayan bir yargı kararıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararıyla işkence sistemi, İmralı işkence sistemi olarak hüküme dönüşmüştür. Doğru bir belirlemedir. İmralı sistemi dünya tarihinde benzerleri var. Mesela Nelson Mandela'nın tutuklu bulunduğu Robben Adası'nda o 27 yıllık tutsaklığı. Biz bununla İmralı sistemini mukayese ettiğimiz zaman Robben Adası'ndaki Fok Adası da deniliyor bu adaya. Ki infaz rejimiyle İmralı arasında dünya kadar fark var. İmralı çok özel bir sistemdir, çok boyutlu bir sistemdir. İşin psikolojik, fizyolojik boyutları da bulunmaktadır. Tabii İmralı'da şimdi Sayın Abdullah Öcalan'ın konumu gereği biz dedik. Yani önemli bir lider, Orta Doğu'da, Türkiye'de dikkate alınan düşünceleri bugüne kadar yani birçok düşünce olarak ortaya attığı şeylerin sonradan gerçekleştiğine tanık oldu bütün dünya. Bunu toplumdan izole etme, sosyal çevresiyle baskı altına alma olduğu gibi bir de teslim alma, iradesini kırma boyutu bulunmaktadır. İşte kişiyi teslim alma, kişiyi istediği kalıba dönüştürme, istediği zaman kişiye ulaşma, onun üzerinden kişiyi şekillendirme. Yani bu şekil boyutları olan bir sistemi ifade etmektedir. Bunun gerçekten İmralı sisteminin tanımını tam olarak ortaya koymak için sadece hukukçular gerekmiyor, psikologlar da bu tanımın oluşmasına katkıda bulunmalıdırlar diye düşünüyorum yani. En nihayetinde dediğim gibi, baştan da ifade ettiğim gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının ivedilikle yerine getirilerek Türkiye'de umut hakkı bağlamında bir yasal düzenlemenin yapılması şu anda elzemdir. Hem toplumsal bir beklentidir hem de bu hukuki bir zorunluluktur.